bugün 25 Mayıs 2020. Gene Tunceli'de Pertek ilçesi Yalınkaya köyü Karimez mezrasında havuz başındayım. Ben Mehmet Demir. Bugünkü konumuz sulu orijinal gübrenin suyla karıştırılarak verilmesi ve tarımda iklimin olumsuz etkileri. Ve bu olumsuz etkileri asgari indirmek için, riski yaygınlaştırmak için tarımda sigortalama. Ve bu sigortalamanın olumlu olumsuz etkilerini size anlatacağım. Şimdi tarımda biliyorsunuz gene havuz başı olmanın özellikleri, havuz başına bu şu çuvalların içine tavuk gübresi veya güvercin gübresi, evet güvercin gübresi konmuş, çuvalların ucu bağlanmış, havuza atılmış. Dolayısıyla bu içindeki azot olduğu gibi toprağa sızmakta, damla sulamayla ağaçlara verilmektedir. Bunun amacı direktmen o azotun toprakla ağaçla şeyini sağlamak ve o ağacın özellikle Haziran sonuna kadar veriliyor. Çünkü o dönemde ağacın sürmesini, gelişmesini, gövdesinin kalınlaşmasını, meyvelerinin irileşmesini, güçlenmesini sağlamak için verilmektedir. Diğer gübrenin hem taşınması bir maliyet, hem dağıtılması bir maliyet, hem bitkinin etrafındaki köye, etrafındaki köklere teması bir maliyet teşkil etmektedir. Evet, ben Mehmet Demir. Gene bu videomda sizlere işte bu konuları anlatırken dikkatle çiftçi kardeşlerimiz, meyvecilikle, bahçe işleriyle uğraşan kardeşlerimiz sayfamı dikkatle dinlemeleri ve beğeni, like yapmaları, abone olmaları kendi yararlarına olacaktır. Çünkü burada öz, kısa ve detaylı bilgi vererek bilgilenmesini sağlayacağım. Dolayısıyla tarımda üretim dönemi 5 yıllık. 5 yıllık dönem olduğu için geç ve güç büyümekte. Toprağa yakın kısımda ceviz ağaçları aşı yapıldığı için köklerinin etrafının o aşı kısmının toprakla kapalı olmaması gerekir. Çünkü orada kök ve gövde çürüklüğü yapacak. Ağacın gelişmesine engeller. Gübre verirken de özellikle bir karış köke yakın vermemek gerekir. Çevresine taç iz düşümü, yani dalı nereye kadar gitmişse, yaprak nereye kadar gitmişse o çevresine bir halka şeklinde verilmesi daha yararlı olacaktır. Dolayısıyla tarımda mesela Tunceli bölgesinde en büyük risk iklim. Biliyorsunuz yani bütün canlılar iklimin etkisi altındadır, fakat tarım birinci derece iklimin etkisi altındadır. Özellikle ilkbaharda en büyük risk dolu ve don riski. Bir de ayrıca mevsim geçişlerinde çok kuvvetli fırtınamsı ve fırtına şeklinde rüzgarlar eser ve bu rüzgarlar ağacın genç körpe sürgünlerini kırar. Meyveye tabii zarar verir, yani hasılatta %25-30 civarında bir zarar yapar. Bu yılda 23-24 Mayıs'ta her zaman bu mevsimde Akdeniz'de ve yerel konveksiyonel yağışlar yağmasına rağmen bu sefer Trakya'dan bir yağış giriş yaptı ve bu Trakya'dan gelen yağış tabii soğuk hava, yukarıda atmosfer üst kesimlerde de -70 derece, meteoroloji uydusuna ve radarına baktığımızda -70 derece, mahallinde de bölgede de sıcaklık 20-30 derece, hatta Adana'da, Mersin'de, Antep'te 40-45 dereceyi bulan sıcaklıklar. Dolayısıyla yer çok sıcak, yukarıda çok soğuk, havada bir dikey hareket sonucu
Uraj gök gürültüsü ve akabinde en üst Sirius bulutları olması nedeniyle dolu yağma riski doğdu ve bölgede de zaten Tunceli bölgesinde biliyorsunuz 15 Nisan ile 15 Mayıs arası hatta işte 25 Mayıs'a kadar 5 dolulu gün ortalama 5 gün dolu yağmaktadır. Bu da mevsim sanak olduğu için isabet ettiği çiftçi eğer sigortalamamışsa riski sineğe çekip fakir fukaralı bağrına basıp öyle bir yıl perişan halde beklemek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla bahçecilikte sigortacılık çok önemli. Sigortanın da en önemli etkisi sigorta riskin yaygınlaştırılmasıdır. Yani toplumsallaştırılmasıdır. Kişisel zararı asgariye indirmektir. Riskin genel olarak o sigortaya üye olan kişilerin tarafından ödenmesi ve gerekirse devlet tarafından aynen tarım sigortaları şeklinde onlardan destek amaçlı, hibe amaçlı katkı sağlanmakta. Dolayısıyla çiftçinin mağduriyeti, sel, dolu, risk, rüzgar bu zararları asgariye inmektedir. Ama ne yazık ki burada şey de çok önemli. Yani meteoroloji bu tür zararları dikkate alırken sigortalar bunu dikkate alırken oraya en yakın meteoroloji sigortasının verilerini, bilgilerini dikkate almakta. Ama ne yazık ki şimdi Tunceli'de normal yerleşim yerleri 1000 metre ile 1500 metrede köyler, yerleşim, tarım sahaları ama meteoroloji istasyonlarını 700-800 metreye götürmüş hepsini bir yerine koymuşlar. Amaç dostlar alışverişte görsün. Dolayısıyla burada da Pertek bölgesinde elma kaşına koymuşlar. Derenin içinde çukur, rüzgara kapalı bir alan, çukur bir yerde. Dolayısıyla rüzgar burada mesela Yalınkaya köyünde, Kayabağ köyünde veya Deren Ayası'nda veya Ulupınar köyünde, Başakçı veya Ardıç köyünde, Süyütlütepe köyünde fırtına eserken orada hafif meltem şeklinde görülmekte. Dolayısıyla bunu ispat etmem bile zor olmaktadır. Sıkıntı yaratmaktadır. Gerçi bu işleri uzaktaki rakın yüksekliğe göre her ne kadar enterpole düzeltme şeyi yapılmaksa da meteoroloji uzmanlarına gene de sağlıklı olmak. Dolayısıyla bunları yani meteoroloji yer seçimi çok önemlidir. Tarımsal anlamında, ticaret anlamında, turizm anlamında sağlıklı veriler elde etmenin yolu sağlıklı yerlere belli bir yeknesine göre 30 kilometrede bir istasyonun kurulması gerekmiyordu. Burada da bir yanlış seçim söz konusudur. Dolayısıyla tarımda riski azaltmanın yolu bir cins seçimi geç uyanan türler dolu ve don geçtikten sonra riski geçtikten sonra sağanak etkili yağışların kritik yağışlar dediğimiz şiddetli yağış geçtikten sonra yapılması gerekir bir. İkincisi de işte bu sigortalanması gerekir. Vatandaş bilinçli olarak bilinçli üretici sigorta yapmaktadır. Bugünkü şeyimizin konusu bu çevre daha güzel yeşermiş. Ağaçlarımız yeşermiş, güzelleşmiş biliyorsunuz. Evet bildiğiniz gibi ama ne yazık ki şimdi bu bölgede dün sahada bir inceleme yaptım. Özellikle kayısı ağaçları ve armut ağaçları için hiç sulamaya gerek yok. Dibinin sürülmesiyle bile doğal olarak susuz bir şekilde sadece dibinin sürülmesi yani bu yağan yağışların buharlaşarak toprakta yok olması veya kayıp gitmesini önlemek için çapraz bir yatay bir şekilde sürülürse suyu muhafaza edecektir. Dolayısıyla çiftçi bunda yararlanacaktır. Çok meşakkatli bir iştir. Onun için Atatürk demiş ki burada şey yapmak lazım. Yani çok zor kazanan çok zor kaybeder. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.